Seçime artık az bir vakit kaldı. Pazar günü Türkiye yerel yöneticileri belirlemek için sandık başında olacak. Biz de NTV'de bu son düzlükte adaylarla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de stüdyoda AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Yüksel. Hoş bulduk Burak Bey. İyi yayınlar diliyorum bizi izleyenlere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun efendim. Tabii yoğun bir tempo var. Böyle baktığımız zaman Şişli'de uzunca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen bir yer. Zorlu bir göreve de talip oldunuz. Nasıl gidiyor sahada çalışmalar? Öncelikle tabii ki de uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir ilçede adayız. Ve hedeflerimiz var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de uzun yıllardır hizmet etmediği ilçelerden bir tanesindeyiz. Ve sahadayız, vatandaşlarımıza dokunuyoruz. 70 gün gibi bir süre geçirdik. Bu 70 günde bütün vatandaşlarımıza dokunmaya gayret gösterdik. Gittik, dernekleri ziyaret ettik. Sahada vatandaşlarımızla konuştuk, esnafımızı ziyaret ettik. Ve hem onlardan geri dönüşleri aldık. Bizim sunmuş olduğumuz projelerle ilgili ne düşünüyorlar, uygulanabilir olduklarını onlar bize sordular, biz cevapladık. Güzel bir süreç geçirdik ama tabii sonuna yaklaştık. Bizler de heyecanlıyız, umutluyuz. Şişli artık hak ettiği belediyecilik hizmetini biz de alacak diyoruz. Şimdi tabii her ilçenin ve o ilçede yaşayanların kendilerine özgü bazı talepleri olabiliyor, ihtiyaçları olabiliyor. Sahada olduğunu söylediğiniz en çok hangi taleplerle karşılaşıyorsunuz Şişli'de? Tabii ki de şimdi şöyle Burak Bey, bizim ilçemizin bugün gece nüfusu 270 bin, gündüz nüfusu da 3 milyonu bulabilen bir ilçeden bahsediyorsunuz ve bir sürü sorunları var. Ama vatandaşımıza veya ilçemizden bu gelip geçen 3 milyon kişiye sorduğunuz zaman söyleyecekleri birinci sorun otopark sorunu. Şişli'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu da akabinde de trafiği getiriyor. Biz zaten bu otoparkla ilgili projelerimizi hazırladık ve çok iddialı olduğumuz bir konu. Biz diyoruz ki Şişli ilçesi 5 yıl sonunda en fazla zemin altı otoparkına sahip olan ilçe olacak. Bunu nereden söylüyoruz? Bunun yapılabilirliğini bizim İstanbul'da Cumhur İttifakımızın 25 tane belediyesi var. 24 tane AK Parti, bir tane de Milliyetçi Hareket Partisi'nin olmak üzere. Burada yapılan uygulamaların hepsini vatandaşlarımıza diyoruz ki bakın burada bu uygulamalar yapılmış, bu örnekler yapılmış. Hemen yanı başımızdaki Kağıthane'de otopark sorununu nasıl çözmek için gayret gösterdiklerini ve bu otoparkları nasıl yaptıklarını halkımıza anlatıyoruz. Onların örneklerini sunuyoruz. İşte bir çocuk parkı. Diyorlar ki bu parkın altına hemen hafriyatını alıyor Sayın Belediye Başkanımız. 6 ay gibi bir sürede 250-300 araçlık bir otopark ortaya çıkartabiliyor. Biz de bu örnekleri vatandaşlarımıza anlatarak, yerlerini belirterek otopark sorunuyla ilgili sıkıntımızı çözeceğimizi söylüyoruz. Bunlar şimdiden belirli mi? Böyle yer seçilmeniz halinde nerede ne yapılacak? Tabii, bunlar belirlendi. Hepsi belirlendi. Onları da anlatıyoruz. Mahalle mahalle gittiğimizde işte şuradaki işte örnek veriyorum. Feriköy stadımız var. Feriköy stadımızın altına otopark yapacağımızı söylüyoruz. Yine Taksim Spor Kulübü var Feriköy bölgesinde. Onun altına otopark yapacağımızı ifade ediyoruz. İşte Paşa Mahallesi'nde bir tane kule mevkiinde bir çocuk parkımız var. Onun altına otopark yapacağımızı söylüyoruz. Bunu her gittiğimiz mahallede belirlediğimiz yerleri de vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Onlar da ikna oluyorlar. Dolayısıyla bu sorunu biz çözebiliriz. Ve de iddia ettiğimiz noktalardan bir tanesi de şu. Şişli Belediyesi Türkiye'de 922 tane ilçe var. Bu 922 tane ilçede en fazla geliri olan ilçelerden bir tanesi. 3 milyar 250 milyon gibi devasa bir bütçesi var. Ve bu bütçedeki kaynaklarımızın da tümünü biz bu otoparka ayıracağımızı, diğer yapacağımız projelerimizi de Büyükşehir Belediye'mizde ve bakanlıklarımızla işbirlikle çözeceğimizi ifade ediyoruz. Şimdi tabii aday oldunuz efendim. Aday oldunuz ki yolunda gitmeyen şeyler olduğunu düşündünüz Şişli'de. Veya Şişli'nin ihtiyaçlarının karşılanmadığını düşündünüz. Nedir bunlar? Otopark birisini saydınız ama başka alanlar tabii, var mı? Tabii. Burak Bey, ikinci sorunumuza gelirsek kentsel dönüşüm. Şişli gerçekten imar planlamasına ihtiyacı olan ilçelerden bir tanesi. Ve bu imar planlamasını da bir kentsel dönüşümü biz yapıyoruz diyerek bir tane tek tek binaları kentsel dönüşüme sokarak siz Şişli'nin bu sorununu çözemezsiniz.
tüm ilçe bazında bir imar planlaması yapılması gerekiyor ve ilçemizin bu imar planlamasını yaparken de ada bazlı bir planlama yapmanız gerekiyor. Ada bazlı imar artışı vermeden de bu işi çözemezsiniz. Biz söz veriyoruz Şişli halkına. Diyoruz ki gelir gelmez bir yıl içerisinde Şişli'nin bütün imar planlarını hazırlayacağız ve Şişli halkının önünü açacağız. Şişli halkı da önümüzdeki yıllarda bu kentsel dönüşüme ada bazlı giderek sorunu çözecek. Biz burada hem yolların genişletmesini şehircilik anlamında hem otopark sorununu binaların altında kullanmak kaydıyla hem de yeşil alan fazlalığını da bu ada bazlı imar artışıyla çözeceğimizi söylüyoruz. Binaların bayağı bir bölümü de galiba 99 depremi öncesi yapılmış olan. %90'ın üstünde. %90'ın üzerinde 99 depreminin öncesinde yapılmış binalar var. %70 yapı stoğumuz yaşlı ve ömrünü tamamlamış. Dolayısıyla böyle bir ilçeden bahsediyoruz. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden, merkez ilçelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Ve buraya da 30 yıldır da bu planlamaların yapılmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla biz gelir gelmez bu imar artışıyla birlikte ada bazlı bu süreci de çözeceğiz. Tabii bunun akabinde de bir yeşil alan sıkıntımız var. Yeşil alanlarla ilgili de 70 dönümün üzerinde bir yeşil alan vaadimiz var. Bunların yerlerini de tespit ettik. Vatandaşlarımızla da paylaştık. Örneğin hemen ilçemizden Kasımpaşa'ya inerken, Beyoğlu sınırına inerken Büyükşehir Belediye'mizin 40 dönüm bir arazisi var. Orayı hem bir yeşil alan hem bir spor vadisi haline getirmek istiyoruz. Projelerini hazırladık. Sayın Murat Kurum Başkanımızla da konuyu istişare ettik. Oradaki Büyükşehir'in atık merkezi vardı. O atık merkezini başka bir yere taşıyacağız ve Şişli halkının da hakkı olan o 40 dönümü de Şişli'ye kazandıracağız ve oradaki yeşil alan sorununu da birincisini orada çözeceğiz. İkincisini 2018 yılında projelerini çizip rahmetli Kadir Topbaş abimizin Şişli'ye armağan ettiği Feriköy'de 20 dönüm bir yeşil alanımız vardı. Buranın ihalesi yapıldı, inşaatına başlandı fakat mevcut yönetim gelince 2019'dan bu tarihe çivi dahi çakılmadı. Ekranda gördüğümüz alan. Galiba. Evet, bu proje 2018 yılında hazırlanmış. Bir de okul var içerisinde. Yayla mahallemizde de bir okul. Şu an peki orası durdu mu şu an? Durdu. 2018'de ihalesi yapılmış yer, yeşil alan kazandırılacak yer. 2019'daki mevcut yönetim gelince burayı durdurdu. Geçici bir otopark haline getirdiler. Ve Şişli halkı bu yeşil alandan mahrum kaldı. Aynı zamanda o bölgenin okul ihtiyacı vardı. Onu da yapmadılar. Biz gelir gelmez bu projeyi hayata geçireceğiz. Yani mesele yeşil alan, yeşil alan diye bağıran Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de buradan uyarmak istiyorum. Yapılabilecek, kendilerine ait bir araziyi 5 yılda hayata geçirmediler. Belediye başkanı da, mevcut belediye başkanı da hemen 6 ay sonra bunu yapacaklarını da mecliste ifade etti. Ben de o zaman meclis üyesiydim, çıktım dedim ki burasını siz yaparsanız biz AK Parti grubu olarak sizi buradan alkışlarız demiştim. Maalesef hayata geçiremediler. Biz gelir gelmez bu 20 dönümü daha geçireceğiz. Üstüne üstelik Şişli'de, Teşvikiye'de bir öğretmen evimiz var. Orada da 11 dönüm bir arazimiz var. Orayı da Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliğiyle birlikte orayı da bir Şişli halkına tematik bahçe olarak boğazı görebilen bir yerde de bir tematik bahçemiz olacak. Ve 70 dönümün üzerinde bir yeşil alanda kazandıracağız. Kazanmış olacak Şişli. Şimdi sorularım arasında trafik de vardı. Şişli'de önemli bir sorun da trafik. Otopark bunun çözümünün bir parçası. Tek başına belki belediyelerin yapabileceği, ilçe belediyelerinin sona erdireceği bir sorun da değil belki İstanbul trafiği. Ama başka projeleriniz var mı bu alanda? Tabii ki de şimdi trafikle ilgili mesela özel bir projemiz var. Mesela bu kadar trafik varken özel projeniz nasıl diye soracaksınız. Kurtuluş Caddemiz var bizim. İstanbul'un en eski caddelerinden bir tanesi. 450 yıl bir tarihi olan bir caddeden bahsediyoruz. Orada bir projemiz var. Kurtuluş'tan İstiklal'e. Geçmiş dönemde 60'lı yıllara kadar Kurtuluş son duraktan tramvay kalkıp İstiklal Caddesi'ni dolaşan bir tramvay hattı vardı. Biz o 1 kilometrelik caddeyi diyoruz ki trafiğe kapatalım. Yine buradaki otobüs hatlarına da iki paralel caddesi var. Bozkurt ve Türkbeyi Sokak. Oradan otobüslerimizi gidiş ve geliş olarak organize edelim. Caddemizi yine dikey geçişlerle geçirelim. O 3 sokağı ele aldığımızda 500 araçlık araba park edebiliyor. Biz bölgeye 4000 araçlık söz veriyoruz. Yani oradaki otopark sorununu ancak siz trafik sorununu otoparkı çözerek halledebilirsiniz. Bununla ilgili de
vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Biz otopark sorununu kesinlikle çözeceğiz. Zaten metro hatlarımız Şişli güzergahında vatandaşlarımız çok kullanıyorlar. Bu hatları da Mecidiyeköy üzerinden yeni açılacak hatlarla birlikte büyükşehirimizin desteğiyle sorunu çözeceğiz. Ama otoparkı rahatlatırsak, akşamları evine gelen Şişli bir vatandaşımız 1 saat, 1,5 saat otopark arıyor. Yer arıyor. Yani böyle bir eziyet olabilir mi? Bu çok büyük bir sıkıntı. Bunu biz çözeceğiz. Onun dışında tabii sosyal belediyecilik hizmetleri var Burak Bey. Şişli halkı bunların da ne olduğunu bilmiyor. Ben vatandaşımıza sahada soruyorum. Şimdi belediyecilik hizmetleri nedir? Sadece çöp toplama olarak düşünüyorlar ve öyle görüyorlar. Biz diyoruz ki sosyal belediyecilik çok büyük bir kavram. İşte sanat akademileri kurmayı planlıyoruz. Ve 7-24 saat açık, 7-24 açık olacak her mahallemize birer kreş sözümüz var. Ve bir yıl içerisinde bu kreşlerimizi açacağız. Her mahallemizde olacak. 5 tanesi özel gereksinimli çocuklarımız için de açık olan kreşler olacak. Onun dışında yine gençlerimiz için kitap kafe projemiz var. Bir ana kütüphane ve 25 mahallemizde de bu kitap kafeleri kurmak istiyoruz. Bu kitap kafeler de ana kütüphanemize bağlı olacak ve çocuklarımız ilçemizin dışına çıksın istemiyoruz. Şu anda Şişli ilçesinde 3500 tane çocuğumuz Fatih bölgesinde Ergün Turan Başkanımızın bu son 5 yıl içerisinde yapmış olduğu 12 tane kütüphaneden aktif olarak faydalanıyorlar. Yani ilçemizden çıkıyorlar, başka bir ilçeye gidiyorlar. Biz ilçemizde kalsınlar, hatta mahallede kalıp derslerini çalışsınlar, vakitlerini yolda geçirsinler istemiyoruz. Onunla ilgili de gençlerimizle ilgili böyle projelerimiz var. Tabii Şişli sosyoekonomik anlamda çok parçalı bir ilçe olduğunu da biliyoruz. Yani yüksek gelir grubuna dahil olanlar da var, düşük gelir grubuna dahil olanlar da var. Sosyal destek anlamında veya sosyal belirleyicilik anlamında yaptığınız çalışmalar da var mı bu konuda? Şimdi tabii ki de sizin söylediğiniz gibi bizim çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi eğitmek zorundayız. İşte bir kadın merkezleri var. Geçmiş dönemde İSMEK Büyükşehir Belediye'mizin kurmuş olduğu. Ailelerine destek olmak istiyorlar. Çünkü Şişli dediğiniz zaman Şişli'yi Teşvikiye'den, Harbiye'den ibaret zannediyor genel itibariyle Türkiye'deki vatandaşlarımız. Ama biraz önce söylediğiniz gibi ekonomik farklılıkları çok fazla bu dalgalanmayı gösteren ilçelerden bir tanesiyiz. Ve hali hazırda baraka evlerin olduğu bir ilçeden bahsediyorsunuz. Her mahallemizde var. Teşvikiye'nin altında ciddi anlamda barakaların olduğu bir mahalle var. Aynı şekilde Trump AVM'nin yanına gidiyorsunuz, Kuştepe'nin yanında var. Paşa Mahallesi'ne gidiyorsunuz aynı şekilde. Bunlar öyle gerçekten görseniz ürkersiniz. Yani insanlara çok sağlıksız anlamda yaşamalarını biz gönlümüz razı değil. Üzerlerinde tenekeler, naylonların olduğu evlerden bahsediyorum. Vatandaşlarımız o zor şartlarda yaşıyorlar. Biz buralarla ilgili tabii ki de onlara hem sosyal ekonomik anlamda yardımlarımız olacak. Hem de biz buradaki ailelerin bu açacağımız akademilerde eğitim almalarını, bu el becerilerini geliştirmelerini, kadınlarımızın yapmış olduğu bu el becerili işlerini onların satmalarını, onları ticareten, onlara bir gelir kaynağı olması anlamda da projelerimiz tabii ki de sosyal belediyeciliğin, diğer belediye başkanlarımızın yapmış olduklarını biz de Şişli'de yapacağız. Şişli halkıyla buluşturacağız. Az bir vaktimiz kaldı Gökhan Bey. Son olarak şöyle 1,5 dakika gibi neler söylemek istersiniz buradan Şişli'de seçmene? Tabii ki de çok teşekkür ediyorum Burak Bey. Biz Şişli halkına diyoruz ki bize güvensinler. Biz yapabiliriz. Biz Şişli'yi yeni baştan dizayn edebiliriz, imar planlamalarını yapabiliriz. Çünkü 30 yıldır bu vaatleri veren fakat yerine getirmeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla da karşı karşıyayız. İnşallah 1 Nisan itibarıyla Murat Kurum Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Şişli'de de Gökhan Yüksel AK Parti belediyeciliğini Şişli'ye getirecek ve bu bahsettiğimiz hizmetleri uzun yıllardır vaat olarak verilen fakat uygulanmayan hizmetlerin her birini de Şişli ile tanıştıracağız ve 5 yılda da sözümüz söz. Bizim referansımız 24-25 tane belediye başkanımız. Belediye başkanlarımız ne vaatlerde bulundularsa hepsini geçtiler, daha fazlasını yaptılar. Biz de diyoruz ki bütün vaatlerimize baksınlar, biz bunların hepsini 5 yılda gerçekleştireceğiz. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun efendim. AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel konuğumuzdu. Artık az bir vakit kaldı seçime. Adaylar sahada çalışmalarını devam ediyor. Biz de Gökhan Yüksel'in Şişli için ne gibi projeleri var, ne gibi vaatleri var onları paylaşmış olduk efendim. Noktalıyoruz.
doğru anlaşılır. Seçim NTV'de izlenir.